85 ülkemi Türkiye'den merhabalar. Değerli Pamukkale TV ve ARD izleyenleri, bir süre rahatsızlığım nedeniyle sizlerden ayrı kaldım. Çünkü polenler ve alerji bizi biraz sizlerden ayırdı. Ama seçim akşamı da yine de Çağ'dan geldik, katıldık. Bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldık. Şimdi yanımda değerli bir konuğum var Ankara'dan. Eski demeyeyim artık da biraz alınıyor milletvekilleri. 21. dönem milletvekili ve milletvekili süresince de Anavatan Partisi'nin grup başkan vekilini yapmış Sayın Beyhan Aslan. Avukat Beyhan Aslan. Burada tabii önceki gün karşılaştık. DEGAT eski başkanı, değerli demokrat, yurtsever, güzel insan Sadık Emre Çavuşçu'nun cenazesi vardı, onun için geldi Denizli'ye ve yeniden üzüntülerimizi tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz ve Sadık Emre Çavuşçu'nun ailesine de, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Söylenecek fazla laf yok, gerçekten üzülüyoruz. Hoş geldiniz Beyhan Bey. Hoş bulduk Ahmet Bey. Vallahi biraz duygulandım ama sizi orada ben de yeni camide karşılaştık, evet. Beyhan Bey. Ben de Sadık Bey'e Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii sadece ailesine değil, Denizli'ye de başsağlığı diliyorum. Çünkü Sadık Bey soran, sorgulayan ve vizyon sahibi bir gençti. Farklı bir iş adamı. Farklı bir iş adamıydı ve demokrat bir iş adamıydı. Böyle bir ideolojilerin şeyi değil, esiri değil, düşünen ve pragmatist düşünen bir iş adamıydı. Ve memleket meselelerine de çok duyarlıydı. Sorumluluk duyan bir arkadaşımızdı. Ben fevkalade üzüldüm. Yani istikbal vaat eden bir gençti ama tabii bizim irademizin dışında Cenab-ı Hak onu alıp götürdü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Güzel insanları attılar, gelip birer birer alıp gidiyorlar. Tabii yani bu şair öyle diyor. Evet. Beyhan Bey. Tabii doğarken bizim ömrümüzün, nefesimizin sayısı belli. Şimdi biz onu ne azaltabiliyoruz, ne çoğaltabiliyoruz. Hüküm Allah'tan diyoruz ve böylece de inancımız en büyük kalkanımız oluyor. Yoksa o olmasa acılar içinde kark oluruz, çekilmez. Ama özleyeceğiz. Ama Beyhan Bey, bir de şu var. Siz de politika yaptınız. Çevre komisyonunda başkan yardımcılığı yaptınız. Adalet komisyonunda da Edison'u getirmiş beraber buraya, hatırlarsanız. Evet, evet. Edison Bey'i çevreyle ilgili o günlerde çok böyle etkili, farklı bir mücadele başlatılmıştı. Evet. Ve aynı ölçüde gitmedi gerçi bu çalışmalar da. Evet. Yani şimdi buradan bunu neden diyorum? Sadık Emre Çavuşçu da genç yaşta kansere yenildi. Ve kanserin dünyada ve Türkiye'deki yaygın olması biraz da çevreyle ilgili. Evet, evet. Kirlettiğimiz çevrenin tabii insanlara verdiği bir zarar bu. Evet. Bu ölüm zararı. Evet. Şimdi tabii dünya yaratıldığında pırıl pırıldı. Evet. Ama Adem'le Havva'dan sonra insanlık dünya nimetleriyle tanışmaya başladı. Ki dünya nimetleri de Allah tarafından insanlığın emrine sunuldu. Yani bitkiler, hayvanlar, canlı cansız bütün varlıklar insanların emrine sunuldu. Ve mahluku eşref olan, yani akılla diğer varlıklardan üstün kılınan insana da bu emanet edildi. Dediler ki bu dünyayı koruyacaksınız. Bu bütün bitkiler, hayvanlar, canlı cansız bütün varlıklar size emanet. Faydalanın ama bunları da koruyun, kollayın dendi. Suyu kirletmeyin, toprağı kirletmeyin, havayı kirletmeyin. Ama özellikle sanayi devriminden sonra toprak, su, hava kirlendi. Organik nüfusun artışıyla ürünlerin artması gündeme geldi. Ürünlerin artması için de tohumlarda oynandı. Gübre ve kimyasal gübreler toprakla buluştu. Toprakla buluşan kimyasal gübreler buharlaşıp havaya çıktı. Sonra asit yağmurlar olup geri döndü. Dolayısıyla sera gazı, yani iklim 2 derece dünyanın ısınması. Dünyanın ısınması söz konusu oldu. Dengeler bozuldu. Ve insan oluşunu hiç düşünemedi. Hayvanlar olmadan, bitkiler olmadan biz yaşayamayız. Ama biz olmadan onlar yaşar. Yani çok doğru. Ya biz olmadan. Ya biz insanlar olmadan hayvanlar ve doğa yaşayabilir. Hatta bizim elimizin çektiği yerler daha birdenbire gürleşiyor, güzelleşiyor. Tabii. Mesela biz olmasak hayvanlar yaşar, bitkiler yaşar. Problem olmaz. Ama
Onlar olmadan biz yaşayamayız. Düşünün, çok bitkilerin olm. Bırakın bitkileri. Bir tarihte arıların neslinin tükeneceği yazılmıştı gazetelerde. Evet. Arıların o ve döllenmeyi yapan, bitkilerdeki döllenmeyi yapılan yapan o arıların yok olması bile insanlık için büyük bir handikap oldu o dönemde. Yani gazeteler yazdı, televizyonlar problem ettiler. Biz onu Ege Öndermek Sok, geniş geniş inceledik. Evet. Behan Bey, Ege Öndermek Sok, arıların yok oluşunu. Gerçekten çevreyle birebir iletişim. Tabii. Şimdi kimyasallar atılınca böcekler, arılar, hayvanlar, kuşlar, tabii evet. Kuşlar. Bunlar tabii ya ölüyorlar ya rahatsızlanıyorlar. Dolayısıyla doğadaki denge bozuluyor. Doğadaki dengenin bozulması da doğadaki organik olan ve doğanın kendi ürettiği ve insan dışı, doğanın kendi kendini yenilediği o yapı yok oluyor ve insan müdahalesiyle toprak özelliği kaybediyor, hava özelliğini kaybediyor ve su özelliğini kaybediyor. Hele özellikle su, bizim ülkemiz su fakiri ülkelerinden biri. Tatlı su, dünyadaki su miktarının çok azı, %5 gibi bir oranı tatlı su. Diğerleri tuzlu su. Tabii Arap ülkeleri çok büyük maliyetlerle deniz suyunu tatlı suya çeviriyorlar ama çok büyük maliyetler istiyor. Bu nedenle ben çok önemsiyorum suyu, suları, suların idaresini. Özellikle tarımsal alanda şimdi çok iyi gelişmeler oldu tabii. Sulamada vahşi sulama falan yok oluyor. Efendim bir takım tedbirler alıyor bakanlıklar ama insanımızın... Yani son dönemlerde damla sulama gelişti. Evet sulama gelişti ama insanlarımızın da bu bilinçte, bu şuurda olması lazım. Yani su israfının önlenmesi lazım. Ve daha doğrusu insanımızın gelecek nesilleri düşünerek, yani ben bu dünyada yaşadım ama benden sonra da insanlar gelecek. Onların da rahat ve mutlu yaşaması için bu dünyanın temiz kalması lazım diyen insanların bunu önemsemesi lazım ve bu şuurla yaşaması lazım. Çevrecilikten tam konuyu açmışken Beyhan Bey, Ankara'da kaldınız. Avukatlıktan daha çok sosyal işlerle ilgilendiniz. Evet. Ve bir vakfın da başkanlığını yaptınız. Evet. O vakfı da burada bir kısaca anlatsanız ya. Şimdi bıraktınız herhalde başkanlığını. Ben şimdi çevreyle ilgili. Evet, ben 8 yıl, daha doğrusu vakfın kurucusu da bendim. Arkadaşlarımızla kurduk tabii vakfı. Ve o vakıf Çevre Bakanlığı'ndan yetkilendirilmiş kuruluş oldu. Ambalaj atıklarının değerlendirilmesiyle ilgili bir vakıf oldu. Sonra 8 yıl sonra vakıf İstanbul'a, merkezini İstanbul'a almak gibi bir düşünceleri oldu arkadaşlarımızın. Bu nedenle yönetim kurulu, benim vakıfta mütevelli heyet üyeliğim devam ediyor ama yönetim kurulu başkanlığından ayrıldım. Bir başka arkadaşımız... Adı neydi vakfın? Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı'ydı. Tüketici. Tabii bu vakıf Türkiye çapında çok önemli işlere imza attı. Ve benim dönemimde bir kere Sanayi Bakanlığı özel ödülünü aldı. Bakanlık özel ödülünü aldı. Yine 2008 yılında da Türkiye'nin en başarılı sivil toplum örgütü ödülünü aldı. Hizmetler etti ama hizmetlerine devam ediyor. Yani mevcut arkadaşlarımızla. Evet, Denizli'de bir etkinlik yaptınız. Denizli'de üniversiteyle birlikte çevre ve insan sağlığı üzerine bir etkinlik yaptık. Ama tabii bu olay şu. Bizim insanımız belli konuları çok önemsiyor. Örneğin futbol, örneğin siyaset gibi konuları önemsiyor. Fakat bu çevre konusunda hani insanımız tam duyarlı mı dersem tam duyarlı değil. Ama günbegün güzel gelişmeler oluyor. En azından insanlarımız artık atıkları, değerlendirilebilecek atıkları ayrı toplayabiliyor. Sonra onların değerlendirilmesi için bir takım dernekler, vakıflar kuruluyor. Örneğin otolastiklerinin değerlendirilmesi, yağların, bitkisel yağların, sanayi yağların değerlendirilmesi, ambalaj atıklarının değerlendirilmesi, pillerin değerlendirilmesi, elektronik atıkların değerlendirilmesi önemli bir hadise. Bu Almanya, Hollanda gibi ülkelerde milyar dolarlara varan bir döngü. Bunlar yerüstü madenler. Artı değer oluyor. Bunlar yerüstü madenleridir. Bakın bunları hep toparlasanız, evet. Madenden çıkartmaya, toprağa kazmaya, yeniden masraflar etmeye, madenler çıkarmaya gerek yok. Zaten bunlar madenlerden elde edilmiş. Yani şimdi plastikler petrolden elde edilmiş. Sen bunu yeniden imal ediyorsun. Bunu yapmadığın, toplamadığın zaman yeni ham madde şey yapacaksın. Bunlar aynı zamanda mesela kağıt. Şimdi kağıt fabrikaları atık kağıttan kağıt üretiyor.
bu kağıdı üretmediğin zaman ağaçlar kesilecek. Dolayısıyla bunlar yerüstü madenlerdir ve bu yerüstü madenlerini çok değerlendirmek lazım. Bu yerüstü madenlerini değerlendirdiğin zaman doğayı tahribe önlemiş oluyorsun. Doğa tahrip edilmiyor. Bu nedenle bu konuda hem eğitime ağırlık vermeli, daha doğrusu biz yaşlılardan ziyade gençlere, çocuklara ağırlık vermeli. Ve çocuklar biraz daha çevre bilinciyle, çevrenin korunması şuuruyla yetişmeli diye düşünüyorum. Bu konuda çalışma yaptınız. Evet. Bu konuda evet. Çalışmalar şöyle, bu konu ölünceye kadar devam edecek bir çalışmadır. İlle bir vakıfta, dernekte başkan olmaya veya yönetici olmaya gerek yok. Birey olmak benim kadar senin de veya sokaktaki arkadaşların da bu konuda görev ve sorumluluğu var aslında. Peki Ankara'dan denize baktığınızda çevreyle ilgili denizde yeterince duyarlı mı? Belediyeler yeterli çalışma yapıyor mu? Tabii aslında şöyle diyelim, olması gerekenle kıyaslarsan hiçbir belediye yetersiz. Ama diğer belediyelerle kıyaslarsak Deniz Belediyesi'nin çevre konusunda duyarlılığı biraz fena İyi. Değil. İyi. Yani, hatta bu konuda ödüller almış durumlar da var. Ama şöyle bak, bir olması gereken var. Yani üst düzey. Oradan almıyorum ölçüyü. Evet. Ama örneğin diğer illerdeki belediyelerle karşılaştırdığım zaman yani kötülerin iyisidir. Yani şöyle oluyor. Bu çocuk çalışkan mı dediğimde sınıfta ders çalışmanlara göre kıyaslarsan çocuk çok başarılı. Ama çok başarılı sınıflara göre bakarsan çocuk başarısız. Tabii ya bunu şimdi tabii Denizli ülke genelinden ayıramazsınız. Yani ülke insanından Denizli insanını ayıramazsınız. Ama tabii bizim Ege bölgesi, Marmara bölgesi biraz daha. Yani bu olaylar biraz ekonomik gelişimle, refah ve mutlulukla da alakalı bir olay. Şimdi dişi ağrıyan bir kişiyi müzik dinletemezsin. Evet. Dişi ağrırken radyoyu aç desen kapat der adam. Der ki ya bu sırası mı şimdi der. Dolayısıyla eğer insanlar mutlu değilse, insanların refahı yoksa, insan yarın ödeyeceği borcu düşünüyorsa, borcu var da ödeyememe kaygısındaysa, uykusunu kaçırmışsa veya çocuğunun bir problemi varsa, o problem onu esir almışsa, sen bu tür şeyleri düşünemezsin. Düşünemezsin. Onun için toplum refahıyla, toplumun mutluluğuyla bu tür çevre korunmasının çok ciddi alakası var. Evet. Peki Denizli'ye geldiniz. Yavaş yavaş politika gelmek istiyorum. Denizli'ye geldim. Denizli'ye gelmemin bir neden, daha doğrusu iki nedeni vardı. Birisi geldim, sonra Acı Peyam'dan aradılar. Ben Acı Peyam Ortaokulu'nu 1962-63 ders yılında bitirmiştim. Lise müdürü aradı. Dedi ki eski mezuniyet törenimiz var. Eski mezunları da davet ediyoruz dedi. İşte bazı arkadaşlar da orada buluştuk. Bizleri davet ettiler. Okulun bahçesinde bir diploma töreni yaptılar. Çok güzel bir tören oldu. Bizleri de... Şimdi burada bir dedikodu var. Yani ortaokul diplomasını almadan liseye gitmişsiniz. Liseye gitmişsiniz. Yani diplomayı unuttunuz için yoksa ortaokulu bitirmeden mi liseyi okudunuz? Şimdi Sayın Aslan. Dün diplomamı verdiler benim ortaokuldan. Evet. Olay şu. Ben ortaokulu bitirdim. Diploma parası 50 liraydı. Babam bana 50 lira verdi. Git diplomanı al dedi. Ben de parayı düşürdüm. Kaybettiniz parayı. Parayı kaybettim. Evet. Fakat diplomayı da almam lazım ama alamadım. Babamı da söyleyemedim parayı kaybettiğimi. Tabii o 50 lira büyük para. Babam yani ekonomi açıdan o para önemli bir para o dönemde. Şimdi kaybedince ben gittim okuldan çıktıyı aldım. Yani diploma yerine geçen diğer belgeyi aldım. Hocam ben diplomamı sonra alacağım dedim. Sonra Deniz Lisesi'ne gelip kaydoldum o şeyle. Çıktığıyla kaydoldum. Diplomam kaldı. Kalmış orada. Beni lise müdürü aradı. Müdür yardımcısı var Deniz Bey aradı. Abi sürprizimiz var filan dedi. Ben de acaba ne sürprizi filan diye merak ediyordum. Öğrencilerin önünde. Onlarla beraber benim diploma verdiler. Dün. Ortaokul diplomamı. Dün evet. Almış oldum. Evet. Değerli izleyenler görüyorsunuz. Avukatlık yapıyor. Milletvekilliği oluyor. Grup başkanı vekili. Daha dün ortaokul diplomasını alıyor Beyhan Bey. Evet. Sayın Beyhan Aslan. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Ortaokul diplomamız. Kimler vardı dün orada? Tanıdıklardan. Dün orada tabii bizim biz şimdi 66'da lise açıldı. Bazı liseden mezun olanlar var. Bizim gibi ortaokuldan mezun olanlar var. Yılmaz Turan Bey vardı. Eski Yargıtay üyesi. O ortaokul ilk mezunlarından o. Ortaokulun ilk mezunu. Sonra ikinci kıdem bendeydi. Ben de ortaokul mezunuydum 63.
Daha sonra lise mezunları var Hacı Peygamber Lisesi. Hasan Erbil vardı. Hasan sonra, Erbil Bey emekli oldu mu şimdi? Emekli oldu. Denizli'ye yerleşti Hasan Erbil Bey. Öyle mi? Evet. Yargıtay Başsavcısı Denizli artık. Tabii. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı Mehmet Akarca diye bir başka arkadaş atandı. Evet. İşteydi. Dolayısıyla dün beraberdiniz. Dün orada arkadaşlarla beraber rektörler vardı bizim. Hem Hasan Gazdağlı da Hacı Peygamber Lisesi mezunudur. Hüseyin Bey de Hacı Peygamber Lisesi mezunudur. Onlar da oradaydı. Tabii bir de Hacı Peygamber'in eski lisede müdürlük yapan, öğretmenlik yapan arkadaşlar da gelmişler. Hepsine buradan selam gönderiyoruz. Hepsine selamlar gönderiyorum. Tabii çoğu da vefat etmiş bizim eski müdürlerimiz. Onlara da Allah rahmet diliyorum. Yaşayanlara da, o hocalarımızı da uzun ömürler diliyorum. Benim tek hocam hayatta. Ben mektuplaşıyorum. Daha doğrusu mesajlaşıyorum Vural Tuncer hocayla. O gelemedi. Onlara da uzun ömür diliyorum. Hocalar kutup yıldızdır öğretmenler. Öğrencilere kutup, kutup yıldızdır. Nereye gideceğini, ne yapacağını, hangi limana demirleyeceğini öğretmenler yol gösterir. Onun için bu kutup yıldızı olarak tabir ettiğim öğretmenlerin hepsine saygıyla selamlıyorum. Ben de bir öğretmen çocuğuyum ve hakikaten duygulanıyorum bu şeyde. Öğretmenler, avukat olmasanız öğretmen olur muydunuz? Olabilirdim ama öğretmenler şeydir. Yani bu ülkenin çilesini çeken güzel insanlardır. Çok güzel insanlardır. Evet. Ve gerçekten Behan Bey'i çok duygulandırdık. Hem dünden hem de babası, ailesi, eşi de öğretmen. Bütün öğretmenlere uzun ömürler diliyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Sayın Aslan, artık çok da duygusal olduk ama hem Sadık Emre Çavuşçu hem de öğretmenler babanız. Politikaya gelelim. Evet. Artık sizle olup da politika konuşmazsam bu programı ben bitirmem tabii. Meclis Başkanlığı diyorlar ki şimdi en yaşlı üye Deniz Baykal gelecek, meclisi açacak. Şimdi artık seçim bitti. Ve seçim sonuçlarına göre artık AK Parti birinci parti, CHP ikinci parti, MHP de HDP de üçüncü parti oldu. Evet. Dördüncü parti yok. İkisi de aynı milletvekilinde. 80-80. Öncelikle kısaca kamuoyunda bilmesini istiyorum. Böyle kamuoyunda şeyler nasıl olacak şimdi? Deniz Baykal meclisi açacak. Artık şeyler mi seçilecek? Komisyonlar ve ne olacak yani? Şimdi şöyle çalışmasını. Tabii, öncelikle seçimler tabii ülkeye hayırlı olsun. Milli irade tartışılmaz. Millet iradesini sandıkta koydu ve demokrasinin kalbi olan meclisi teşekkül ettirdi tabii. Şimdi tabii meclis açılınca prosedür şu, ben önce prosedürü anlatayım. Sonra seçimlerin tahminine geçelim. Yüksek Seçim Kurulu kesin listeyi açıkladıktan 5 gün sonra meclis toplanır. Milletvekilleri yemin ederler. 5 gün? 5 gündür. Ama Yüksek Seçim Kurulu kesin listeyi açıklar. Tahmin ediyorum bir 10 gün içerisinde açıklayabilir, 10-15 gün. Bu itirazlara bağlıdır. İstanbul'da bir itiraz var sanırım. Birkaç büyük ilçede varmış. Büyük itiraz. İşte onların toparlanması ve daha doğrusu kesinleşmesi çok fazla değişiklik olmuyor ama tabii bir oy, iki oy bile olsa kesinleştirmek şart. Evet. Beş gün sonra milletvekilleri yemin ederler. Yemin ettikten sonra başkanlık divanı teşekkülüne geçilir. Yani meclis başkanlığı seçime oluyor. Aslında teamüle göre, eski yıllardaki teamüle göre, şimdi demokraside bazı teamüller kayboldu. Bu son 12 yıldır kayboldu. Şimdi eskiden mecliste en çok milletvekiline sahip partinin meclis başkanı seçilirdi. Bu teamüldü. Evet. Ama kayboldu yani. O niye kayboldu? Şimdi liderler seçim meydanlarında öylesine propagandalarını yaparken köprüleri attılar. Öylesine birbirleriyle ne hakaret ettiler ki, yani tenkit değil, tahrip ettiler birbirlerini. Tenkit etmediler, tahrip ettiler adeta. Seçim kampanyalarında birbiriyle barışma şey bitti. Köprüleri attılar ve tenkit etmek başkadır, tahrip etmek başkadır. Bunlar birbirlerini tahrip ettiler. O kadar ki siyasette seviye ve seciye düştü. Seviye düştü. Yani siyaset dili çok kötüleşti. Yani o kelimeler, kullanılmaması gereken kelimeler, cümleler siyaset meydanlarında fırtına gibi esti. Seciye düştü
Siyasi ahlak dediğimiz bir olay var. Bu siyasi ahlak siyasetle nezaketin birleşimidir. Siyasetle ilmin, bilimin birleşimidir. Ne siyasetle ilim, bilim birleşmedi, siyasetle ahlak, siyasetle nezaket birleşmedi. Siyasetle ölçülü olmak birleşmedi. Siyasetle abartı siyasete hakim oldu. Yani abartılı eleştiri, abartılı tenkit. Sonra siyasi partiler hukuk içinde mücadelelerini devam ettirmeleri lazımdı. Hukukun da dışına çıkıldı zaman zaman. Bu da tabii ki en büyük handikaptı. Örneğin ben Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ın anayasal sınırlarının, hudutlarının dışına çıkarak ben değişik Cumhurbaşkanı olacağım iddiasıyla meydanlara gitmesi hem toplum nezdinde tepkiyle karşılandı ve hem kendi partisine çok ciddi zarar verdi. Bana göre de HDP'nin baraj açmasının sebeplerinden biri Cumhurbaşkanımızın meydanlara çıkışıdır. Ama tam tersi söyleyenler de var. Eğer Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı makamda oturup alanlara çıkmasaydı AK Parti bu kadar da oy almazdı diyenler de var. Ben, katılıyor musunuz? Ben onu katılmıyorum. Çünkü şöyle. Şimdi HDP'nin aldığı oyların en az %6,5-7'si Türklerin oyudur. Doğru. Türklerin oyudur. Peki Türklerin niçin HDP'ye yöneliş olmuş? Niçin HDP'ye oy verilmiştir? Biz sahadayız, alandayız. Zaman zaman vatandaşlarla görüşüyoruz, taksi şoförleriyle görüşüyoruz. Bir şeyimiz var. Yani yerimizde oturmuyoruz. Şimdi 2-3 sebep vardı. Birincisi liderler arasında yapılan anketlerde hangi lideri başarılı buluyorsunuz sorusunda, bakın hangi lideri tasvip ediyorsunuz değil. Başarılı. Hangi lideri başarılı buluyorsunuz? Anketinde Sayın Demirtaş birinci çıkıyordu anketlerde. Öyle mi? Hep o birinci çıktı. Gençti. İşte biraz daha bizim insanımız fiziğe falan da önem verir. Onun saz çalmasını biliyor. Ha, yani biraz şey. İkincisi söylemlerinde biraz Türkiye yönelik söylemler oldu. Daha doğrusu 21. yüzyılın değer yargıları dediğimiz sınır aşan kavramlar vardır. İnsan hakları, efendim hukukun üstünlüğü gibi kavramlar. Bu kavramlara özellikle vurgu yaptı. Dolayısıyla bunun etkisinde olan liberal görüşe mensup bazı kişiler HDP'ye oy verdi. Bunun dışında ülkede öyle bir yapı oluştu ki Tayyip Bey'i çok sevenler, adeta onu ilahlaştıranlar, tapanlar, melek görenler var. Bir de yerin dibine batıran, şeytan görenler var. Bir takım insanlar şeytan görüyor, bir takım insanlar melek görüyor. Bu sağlıklı bir yapı değil. Nedir siyasetçinin sağlıklı yapı? Hatası olursa tenkit edersin. İyi şeyler yaparsa översin. Sağlıklı bir siyasi yapı budur. Ama Tayyip Bey en güzel şeyleri yapsa beğenmeyen bir grup var. En çirkin şeyleri yapsa öven bir grup var. Çok kötü şeyler yapsa Tayyip Bey yaptığı için doğrudur diyen grup var. Sorup sorgulamıyor. Ama çok güzel şeyler yapsa da gene sorup sorgulamıyor. Tayyip Bey yaptıysa kötüdür diyor. Şimdi toplum böyle bir gerginlik, böyle bir ikilem içine girdi. Bu nedenle Tayyip Bey'i üzmek için, Tayyip Bey'i alt etmek için bir takım insanlar öfkeyle, husumetle HDP'ye oy verdiler. Bu oylar emanet oylar. Bunu zaten kendileri de biliyor emanet oy olduğunu. Yoksa bir şey değil. Bir de benim üzüldüğüm nokta şu. Aslında anayasada, siyasi partiler yasasında ırki ve dini esaslara göre partiler oluşamaz. Bugün Kürt Partisi diyorlar. Kürt Partisi diye parti olmaz. Türkiye'nin partisi bunlar. İki, bakıyorsun şimdi Kürtler şeyde toplanmış, HDP'de. Daha çok Kürt'ün en az olduğu yer, Türklerin toplandığı yer MHP. Politikaları itibariyle. Bakıyorsunuz Alevi azınlığın, Alevi çoğunluk büyük bölümü CHP'de. Sünnilerde AK Parti'de. Halbuki öyle bir yapı oluşmalı ki, öyle bir şemsiye oluşmalı ki içerisinde Sünnisi, Alevisi, Türk'ü, Kürt'ü ve 21. yüzyılın değerleriyle bütünleşmiş artık ırki esasların, dini esasların siyasette ölçü alınmayacak, referans olmayacak noktada bir siyasi yapı oluşması lazım. Bu yapının oluşması
ancak Türkiye'de gerginlikleri yok ederdi. Ama bu yapı oluşmadı. Şimdi peki tam bu noktada. Evet. Tam bu noktada. Yapının oluşmasıyla ilgili yerel seçimlerde belli bir denemeler yapıldı. Örneğin Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı CHP'li bir aday, eski MHP'li Mansur geldi. Değil mi? Mansur Bey aday oldu. Bu bir adım mıydı? Böyle bir birleştirici güç olabilir miydi? Adım mıydı? Tabii. Şimdi şöyle, biliyorsunuz bizim özellikle Ege bölgesinde merkez sağ hakimdir. Hakim idi. Yani düşünebiliyor musunuz Aydın'da CHP'nin belediye başkanlığı kazanacağını? Aydın, evet. Demokrat, yani Doğru Yol Partisi'nin, Anavatan Partisi'nin en üst düzeyde oy aldığı bir ilimiz. Cengiz Altınkayalar. Ya 7-0, 6-0 milletvekilleri. Şimdi İzmir. Bakıyorsunuz belediye başkanlarını sağ partiler kazanmış daha önceki yıllar. Solda da kazanan. Hep merkez sağdan bahsediyorum tabii. Şimdi merkez sağın bir özelliği vardı. Merkez sağ, Cumhuriyet'le kavgası yok. Atatürk'le kavgası yoktur. Ordu'yla kavgası yoktur merkez sağın. Ama halkın değerleriyle de kavgası yoktur. Namazla, niyazla, haçla kavgası yoktur merkez sağın. Merkez sağ dengede tutar olayı. Ama ne oldu bu sefer? Merkez sağ partiler yok olunca merkez sağ kitle, bu kitleden cumhuriyetçilik yönü ağır basanlar, Atatürk yönü ağır basanlar CHP'ye oy verdiler. Evet. Milliyetçilik yönü ağır basanlar MHP'ye oy verdiler. Muhafazakarlık yönü ağır basanlar AKP'ye oy verdiler. Şimdi esasında bu oyların hepsi emanet oylar. Türkiye'nin merkez sağ bir yapıya ihtiyacı var. Peki merkez sağ ihtiyacı var. Veya merkez veya mevcut partilerin merkeze açılmasına ihtiyacı onu var. Onu diyecektim. Yani şimdi Mansur Bey'le onu sordunuz. Mansur evet. Bey'le CHP büyük bir ivme yakaladı. Çünkü niye? Klasik CHP oylarıyla sonuç alınamayacağını Sayın Kılıçdaroğlu biliyordu. Diyordu ki merkezden bana oy lazım. Bana mutedil insanlardan, muhtemedi insanlardan, pragmatist düşünen insanlardan, ideolojinin emrinde olmayan insanlardan, yani sol ya da sağ söylemlere ağırlık vermeyen insanlardan bana oy lazım dedi. Bunu kısmen diğer siyasi partiler de şey yapmaya başladı. Ama bu ölçüyü tam tutturamadılar aslında. Daha doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu'nu aşağıya çeken bir unsur da vardı. Yani orada bir ulusalcı yapı da var. O yapı da Sayın Kılıçdaroğlu'nu bazı konularda elini kolunu bağladı. Yoksa Kılıçdaroğlu'na kalsaydı çok daha değişik adaylarla çok daha değişik şeyler yapacaktı. Yerel seçimlerden ben ilk defa sizinle program yapıyorum. Evet. Yıllar önce çok program yaptım ama evet. Yerel seçimler önce size ilk defa program yapıyorum bugün burada. Evet. Artık bu soruyu da sorayım. Sizin de adınız Denizli Belediye Başkanlığı'na evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçti. Herkes ayağa kalktı. Kimileri yalan dedi. Ben bu haberi yaptım, yayınladığımda dedehaber.com, dgöndergisi.com'da herkes dedi ki ya yalan söylüyorsun. Halbuki bir üst katta sizin yemek yediğinizi ve ben öğrendim. Sizi aradım. Şimdi söylememe gerek yok artık. Siz de doğruladınız. Evet. Ve sizin dışında diğerlerini de doğrulattım. Hayır, şimdi o... Evet. Evet, şimdi nasıl oldu? Şimdi olay şu. Ben bir gün büromda oturuyordum. Evet. Önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanları geldiler bana. Dediler ki Beyhan Bey, işte Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylarınızı düşünür müsünüz filan dediler. Danışmanları değil mi? Danışmandı. Evet. İsmini şimdi hatırlayamayacağım. Söylemedi gerek yok. Ben dedim ki hangi parti nedir? İşte dedi, ya dedim ki bu çok zor olan bir hadise dedim. Hem kendi açımdan zor hem de CHP'nin tabanı açısından zorluk olur dedim. Yani benim aday olmam. Çünkü ben Denizli'de siyaset yaptım ve hep CHP oy vermeyin, bize oy verin. İşte merkez partime oy verin diye dolaştım. Sonra bir de şu var tabii. Ben şu anda bu ideolojilere çok karşıyım. İdeolojiler böler. Evet. Yani ideolojilere karşıyım ama hala o ideolojilerin etkisinden kurtulamamış insan yapısı da var siyasi partilerde. Bu yalnız CHP'de değil, diğer taraflarda da var. Mesela siyasal İslamcıyım diyor. Ya siyasal İslam böler, İslam bölmez. Bakın İslam ayrı. İslam ortak paydadır. Ortak payda İslam kalmalı ama İslam böler. Evet. İdeolojiler de böler. Ama İslam bölmez. O ortak birleştirir. Şimdi pragmatizm bölmez. Pragmatizm. Yani ne faydalıdır ne zararlıdır. Akıl, ilim, bilim bunlar bölmez insanları. Ama ideolojiler böler. Şimdi bu dedim ki bu ideolojiler nedeniyle benim adaylığıma olmaz filan dedim ama yok dedi. Seni Sayın Kılıçdaroğlu ararsa görüşür müsün dediler. Dedim ki sayın genel başkan
arasa görüşmez miyim? Hangi genel başkan ararsa görüşürüm. Mesela Masum Türker'le benim dostluğum var, Bahçeli'yle dostluğum var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ben daha önce televizyon programları yaptık biz beraber. O zaman o milletvekili değildi. Şimdi ben hepsiyle tanışıyorum. Sayın Erdoğan'la da tanışıyorum. Şimdi hepsi beni arasalar niye gitmeyeyim ki? Yani bir çay içelim dedikleri zaman. Gittiniz. Sayın Kılıçdaroğlu arattı beni. Randevu dedi, şu saatte görüşebilir miyiz? Hay hay dedim, gittik. Beraber birlikte çay, yemek yemedik zaten. Çay içtik. Ha, çay içtiniz. Ben yemek olayım. Aha, evet. Ben abartmışım biraz yani. Ha, yani çay içtik. Uzunca oturduk. Bana anket gösterdi kendisi. Dedi ki yani bir görüşünü belirtti. Sizinle dedi seçimi alıyoruz dedi. Öyle mi? Evet. Ha, bir anket yaptınız. Bir anketten bahsetti. Sizinle ilgili bir anket yaptınız. Sizinle seçimi alıyoruz, evet, dedi. Bizim mevcut arkadaşımızla dedi eğer şey yapalım dedi. Yani Pamukkale Belediye Başkanlığı'na şey yapabilirsek filan dedi. Onu oraya indirebilirsek dedi. Öyle yaparsak iyi olur filan. Onu da şey yapmamış oluruz filan dedi. Ben de kendisine gene aynı gerekçeleri söyledim. Dedim ki efendim bu çok zor olur benim açımdan. Çünkü ben bir salona gireceğim. Yarısı alkışlayacak, yarısı yuhalayacak. Şimdi takip ediyorum zaten. Şimdi beni CHP'li arkadaşlarını arayanlar oldu. İsim vermeyeyim burada. Çok iyi olur. Aman seçimi alırız diye arayanlar gerçekten oldu. Gerçekten inanamadılar. Biz de o haberi yaptık diye inanıldıktan sonra. Evet. Sonra bunun aksi tepkiler de oldu. Yani oldu. Genel merkeze gidip ya olur mu Beyhan Aslan yıllardır. Ayağa kalktılar. Ayağa kalktılar. İşte bu olur mu filan. Halbuki benimle konuşsalar her şey ortadan bitecek. Ben çünkü böyle bir teklif, evet, ben kabul etmedim zaten. Yani ama. Bir uzlaşı olacak diyorsunuz. Uzlaşı olacak. Yani diyalog eksikliğinden dolayı da şey oldu. Ben kendisine izah ettim. Dedim ya ben bu olayın çok zor olacağını, CHP tabanının bu konuda konsensüs sağlanamayacağını söyledim. Ama şunu da dedim. Eğer bizim 18-19 ilçemiz var. Hepsi bana gelir de teklif ederlerse ben bunu ciddiye alayım, düşüneyim falan dedim o zaman. Çünkü biliyorum yani olayı. Onun üzerine olay bu noktada kaldı. Bir de Adnan Bey de o anda yoktu yanımızda. Dedim efendim bizim... Adnan Bey sonradan haber oldu. Adnan Bey dedim ki Adnan Bey bizim sizin ikinci adamınız. Yani bizim partide önemli bir isim. Adnan Bey benim yakın dostum, arkadaşım. Ama dedim ona da saygısızlık olur dedim böyle bir konu konuşulmadan filan dedim. O bana dedi ki ben Adnan Bey'le ben konuşurum dedi. Sonra Denizli'yi de dedi ben şey yapacağım dedi. Konsensü ben sağlayacağım dedi. Sen bunların hepsi sağlanırsa olur mu filan dedi. Ben sağlanamayacağını biliyorum tabii ama böyle bir gayreti oldu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Sonra ben zaten konsensün sağlanamayacağını da şey yaptım. Parti içerisinde tartışmalar da oldu. Gerek burada gerek Ankara'da. Dolayısıyla olay öyle kaldı. Öyle kaldı diyorsunuz. Evet. Peki deneyimli bir politikacısınız. Ha, şimdi o demin ona kaldık. Meclis başkanlığı seçimini. Oraya geleceğim yani. Evet. Yani şimdi ne olacak? Meclis başkanlığı Baykal'a geldi. Evet. Baykal Büyük Millet Meclisi Başkanı olursa Türkiye'de şekil değişir mi? İki, size göre nasıl bir hükümet kurulur? Koalisyon mu var, azınlık mı var? Şimdi önce işte Meclis Başkan Divanı teşekkür eder. Başkanlar seçilir. Partiler başkan vekilleri adaylıklarını sayılarına göre verirler. Divan oluşur. Divan katipleri seçilir. Sonra komisyonlar oluşur. Komisyonlar kendi aralarında başkanlarını, başkan yardımcılarını, sözcülerini seçerler. Meclis çalışmaları ayrıdır. Hükümet çalışması ayrıdır. Ya bu ay sonuna doğru meclis çalışmaya başlar mı? Meclis çalışmaya başlar. Yemin eder meclis çalışır. Hükümet ayrı bir olaydır. Hükümet icra organıdır. O ayrı bir olaydır. Meclis ise kendi iş tüzük çerçevesinde, anayasa ve iş tüzük çerçevesinde çalışmasına devam edecektir meclis. Dolayısıyla meclis her türlü tasarrufunu yapar. Hükümete bağlı değildir. Yalnız ne olur? Hükümetten tasarı gelmez hükümet olmadığı için. Kanunlaşma pek olmaz ama kanun tekliflerini görüşebilir. Milletvekillerinin verdiği kanun teklifleri görüşür. Denetimi yapabilir yani belli konularda. Yüce Divan çalışabilir mi? Tabii. Soruşturma komisyonları kurabilir. Yüce Divan'a sevk edebilir. Bunlar hükümetle alakası olan şeyler değil. Evet. Meclis araştırması. Başkanını seçebilir. Başkanını seçebilir. Meclis araştırma komisyonları kurabilir. Soruşturma komisyonları kurabilir. Yüce Divan'ı gönderebilir. Bütün peki, bunlar olur. Baykal'ın meclis başkanı olma ihtimali var mı? Şimdi normalde eski teamüle göre yani normalde evet. AK Parti'den en büyük parti AK Parti meclis başkanı ondan olurdu. Evet. Ondan olur idi. Fakat bu gergin ortamda ondan olması mümkün değil. 292 ile muhalefetten olabilir diyorsunuz. Ha. Daha doğrusu bu teamülü uygulayacaklarını sanmıyorum. Ve muhalefet partileri birleşip meclis başkanlığını tahmin ediyorum muhalefetten en çok oy alan parti CHP. Burada da en tecrübeli, devleti en iyi tanıyan
Sayın Baykal'dır en uzun süre parlamenterlik yapan. Sayın Baykal'ı aday gösterebilirler ama bunun için de hem MHP ile hem de şeyle neydi? HDP ile uzlaşması lazım. Ama evet. Bir de koalisyon protokolü anlaşmalarında da bu konu gündeme gelir. Derler ki ben seni destekleyeceğim ama meclis başkanı benden olacak der. Mesela bizim Ömer... Peki siz koalisyon görüyor musunuz? Koalisyon, şimdi Demirel'in bir lafı var. Demokrasilerde çare tükenmez diye. Evet. Şimdi mutlaka zorlayacaklardı. Bir sorumluluk yükledi millet. Dedi ki koalisyon hükümeti kurulacak. Yani bunu sayılar belli. Ama zorlukları var. Zorlukların sebebi çok özür dilerim. Seçim meydanları. Değerli arkadaşlarım, iki dakikada alabilir miyim? Program bitti ama sürem ama. Ha. Ya şu hükümet kurulur mu size göre? Nasıl kurulacak yani? Hükümetin kurulması şansı var. Azınlık hükümeti kurulma şansı daha yüksek bana göre. Evet, bana ama göre. Ama bu azınlık hükümeti kurulma şansı yüksek ama azınlık hükümeti kurulması seçim şartına da bağlanabilir. Şimdi AK Parti burada bak gördünüz mü? Siz oyları şeyde dağıttınız. Tek başına hükümet olmadı. Ekonomi bak kötü duruma düştü. İşte onun için seçimler bozuldu. Bundan sonra aklınızı başını toplayın. İşte tek başına bir iktidar çıkartın. Kozunu kullanmak isteyecektir. Yani seçim konusunda. Diğerleri de AK Parti'nin etkinliğini özellikle AK Parti'den ziyade Cumhurbaşkanı etkinliğini azaltmak için bir takım kurumları yeniden kendilerine göre restore etmek, düzeltmek için onlar da bir gayret içine gireceklerdir. Bu nedenle çok ciddi zorluklar var. Ama bir sorumluluk da var. Burada ben bir koalisyonun daha doğrusu azınlık hükümetine daha şey bakıyorum. Olabilir diye düşünüyorum. Şanslı bakıyorsunuz. Çünkü kim verebilir azınlık hükümeti dersler? MHP mi verebilir? HDP mesela mi? CHP kurar. HDP MHP destek verebilir. CHP MHP kurar. HDP destek öyle verebilir. Bir azınlık hükümeti veya efendim şimdi AK Parti'nin bir azınlık hükümetini beklemiyorsunuz. Kurar. HDP ağır destek vermeyeceğim diyorlar şimdi yani şu andaki beyanlarına göre ama bizim siyasette şöyle bir şey var. Biz öfkeyle çıkıyoruz ya yola. Evet. Öfkeyle karar vermeyeceksin. Çok sevinçliyken de karar vermeyeceksin. Çok mutluyken de karar vermeyeceksin. Yanlış olur diyorsun. Öfkeyle verilen karar da yanlıştır. Sıcağı sıcağına verilen karar da yanlıştır. Çok mutluyken, çok sevinçliyken, zafer naraları atarken verilen karar da yanlıştır. Biraz işin akıl ve mantığı harekete geçmek lazım. Yani gönül veya duygulardan ziyade akıl ve sorumluluk duygularıyla yola çıkmak lazım. Onun için bir hafta sonra belki liderlerin beyanları değişebilir. Biraz daha durgunlaşır diyorsunuz. Biraz daha durgunlaşır. Biraz daha sorumluluk duyguları gelişir. Bir de 2 yıl önemi var. Şimdi milletvekilleri özlük hakları açısından 2 yıl milletvekilliği yapması lazım. Evet. Milletvekillerinin ki özlük haklarına kavuşabilsinler. Bunun için de 2 yıl bir seçimi olmayabilir diyorsunuz. 2 yılı şey yapmayabilir, zorlayabilirler milletvekilleri. Bazı şeyler gizli olur. Tabii ki. Doğru söylüyorsunuz. Ama şunu ifade edeyim. Çok. Bu sorumluluktan kaçmamaları lazım. Ama eğer kaçarlarsa... Hükümetli kurulmalı diyorsun. Ha diyeceksin bir seçim olursa ne olur? Çok fazla değişiklik olmaz. Siyasette değişiklik olursa seçimlerde değişiklik olur. Liderler değişir. O zaman değişebilir. Efendim liderlerin değişikliği seçime gidilebilir. Onun dışında yeni siyasi partiler kurulur. Bütün halkı kucaklayan, bütünleşen. Bunu sonraki programda konuşalım. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Evet, 21. dönem Denizli Milletvekili Sayın Beyhan Aslan konuğumdu. Ve hemen buradan şunu söyleyeyim. Artık analiz programında bundan sonra ayda en az 2 defa sizinle program yapmak istiyorum. Bu siyasetin nabzını beraber tutalım. Tabii nasip. Program partnerim olur musunuz? Olur. Canlı yayında teklif ediyorum. Olur. Çok teşekkür ederim. Evet, 85 ülke bir Türkiye'den bizi izleyen değerli izleyenler. Bugün Sayın Beyhan Aslan'la 21. dönem milletvekili Sayın Beyhan Aslan'la analiz ettik. Siyaseti ve çevreyi. Bundan sonra da sık sık beraber olacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.